ve gelişmeleri aktarmaya devam edelim. İstanbul'daki bir markette tırnakçılık girişimi yaşandı. El çabukluğuyla market sahibini kandırmaya çalışan şüpheli yaşlı bir kadındı. O anı güvenlik kamerası kaydetti. Tırnakçı teyze geldi. İşin erbabı olduğu için çok rahattı. Aldı bak cüzdanın altına koyuyor. Aa, gitti. Para üstünü cüzdanının altına sakladı. Laf kalabalığıyla oyalayıp kafa karıştırmaya çalıştı. Bak gördün mü cüzdanı? Her yolu denedi ama başarıya varamadı maalesef. Başaramadı çünkü market sahibi tırnakçının oyununa kanmadı. Benim o anki dikkatimi dağıtmaya çalışıyor. Hanımefendinin elinde kaybolacak. Aldı bak cüzdanın altına koyuyor. Yaşlı bir teyze 60 65 yaşlar civarında. Yaşlı kadın Ataşehir'deki bu markete öyle saatlerinde geldi. Önce soğukkanlı tavırlarla ilerledi. Daha sonra burada bulunan krakerleri aldı ve kasaya koydu. Ödemesini yapmak için de Savaş Korkmaz'a 200 lira verdi. Tabii ister istemez bakıyorum zaten. Da normal alışkanlık hali geldiği için. Hayır oğlum diyor. Bizim de öyle şeyler olmaz diyor para gerçekti. Korkmaz 185 lira para üstünü ona verdi. Kadın tam o anda harekete geçti. 100 TL'yi bana geri verdi. Dedi ki bu parayı değiştirir misin dedi. 85 TL'yi bana verdi. O kadın halklarını geri bırakacağını söyledi ve elindeki 185 liralık para üstünün sadece 85 lirasını Savaş Bey'e teslim etti. Kalan 100 lirasını ise işte bu şekilde cüzdanın altına sakladı. Baktım teyze ikinci 100 liraya verince 100 liram kayboldu. E, gasp etti orada. Dedim teyze benim paramı verir misin? Yaşlı kadın cüzdanının altındaki 100 lirayı da verdiği hiçbir şey olmamış gibi gitti. Bir an sanki kandırdım gibi parayı aldı mı sonra teyze bir hayal kırıklığına uğradı. Kazım bir sonla gitti teyzecim.